doğanın verdiklerinin korunmaya çalışıldığı son günlerde endemik ve nadir bitkiler hayata daha çok tutunmaya çalışırlar. Tehlike altındaki her canlı gibi var oldukları yerlere daha da kök salmak isterler. Toprağa tüm güçleriyle sarılan bitkiler, köklerinin ulaştığı yerlere dek insanlara çare olurlar. Yetiştikleri yörede, yaşayanlar ve bitki toplayıcıları tarafından faydalarının bilinmesinden dolayı ciddi sökümlere maruz kalmışlardır. Bu bilinçsiz sökümlerde nesillerin devamını tehlikeye atmış ve ana bitkilerin köklerini cılızlaştırmıştır. Artvin'in zengin bitki çeşitliliği içinde birçok endemik ve nadir tür barınır. Son zamanlarda buradaki türlerin devamlılığına olumsuz etki eden ilk faktör de insanoğludur. Bu bitkilerde faydalarından dolayı özellikleri bilinmeden köklenmişlerdir. Kendine özgü florası olan Artvin'de bitkiler birçok hastalığın tedavisinde kullanılır. Akçaağaç ve çöven bu bitkilerden sadece ikisidir. Kekik otu ve yabani sarımsak gibi türler aromatik özellik göstermeleriyle ilaç sanayinde önemli bir yere sahiptirler. Kalp damar hastalıkları, çocuk felci gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan etken maddelerin birçoğu bölgemizde bulunan yöresel nadir türlerden elde ediliyor ve yurt dışı kökenli bazı araştırıcılar ülkemizden izin almadan gelerek daha önceden tespit ettikleri bitkileri sökerek ülkelerine götürüyorlar. Laboratuvarlarda analizlerini yaptıktan sonra patentlerini alarak ilaç üretimi yapıyorlar. Farkında olmadan bitkileri kaçırmaya yönelik faaliyet içerisinde olan yabancılara, yabancı bilim adamlarına, turistlere yardımcı oluyorlar. Farkında olmadan bitkilerin sökümü, bitkilerin kullanımı ile ilgili bilgiler veriyorlar ve çok sayıda bitkimiz yurt dışına kaçırılıyor. Bu son dönemde sınır kapılarında bizim girişimlerimizle çok sayıda yabancı turist, bilim adamı kaçak söktüğü bitki soğanlarıyla yakalandı. Artvin'de bu konuda büyük bir farkındalık yaratılmış durumda. Bunun tüm Karadeniz bölgesinde, hatta tüm ülkemizde bu farkındalığın oluşması gerekiyor. Bitkiler üzerinde kaçak söküm baskısı son derece üst düzeylerde devam ediyor. Anadolu misafirperverliği Artvin'in yaylalarında da görülür. Doğanın sunduğu tüm imkanları kullanırken misafiriyle de paylaşır yayla insanı. Yaylacılar doğadan gelen enerji ve dinçlikle süsler konukseverliklerini. Geçici bir süre yerleştikleri zirvelerde çevrede tanıdıkları bitkileri her alanda kullanmaya çalışırlar. Yemeklerine doğanın en doğalını, en tazesini koyarlar. Dağın tadı gizlidir süt pancarı çorbasında. Bitkiye yaban pancarı da denir. Geleneksel yöntemlerle pişirilir.
Temizlenip doğranan yaban pancarı un ve sütle çırpılarak kaynayana kadar karıştırılır. Kıvama geldiğinde ateşten alınır. Pileki ekmeği ile birlikte sofraları süslemeye hazırdır. Bu gördüğünüz pilekinin özelliği pişirmek için. Yani hamuru içinde pişirebiliyorsun yemek için. Pileki yaptığımız zaman karşılıklı olması lazım. İkisinin de aynı ölçüde olması lazım. Pişip de yandığı zaman köz olduğunda közleri alıp bir tarafa çekeceksin. Pilekiyi de alıp içini sildikten sonra biz abutarat deriz. Onların içine dizeriz böyle alt kısmına. Üstüne gevrekleri yoğurur. Mısır ekmeği gibi vururuz onun üstüne de ayrıyeten yaptıktan sonra tekrar o yaprakları koyarız. Pilekin öteki kısmını onun üstüne örtüp üstüne közü dökeriz. Döktükten sonra ağır ateşte kendi kendine bir müddet kalır, pişmeye başlar. Tabiat bütünlüğü doğal döngünün değişmez unsurudur. Yeryüzünde zaman ilerledikçe eskinin yerini hep yeni alır. Doğadan her anlamda yararlanan insana bu değişimde aynı devamlılığı korumak ve ona değer katan tarafta olmak düşer.